Bugün de söyledim. Bak, söz verildiği zaman ben konuşacağım. Tamam. Ben o çocuğun senden alınıp annesine verilmesini tamam, istiyorum. Tamam, benim kızım isterse. Dava açabilirsin zaten Kenan Bey. Tamam mı? Babalık davası açabilirsin. Ben Mersin'de savcılığa çıktım Orhan Bey. Sana bir şey söyleyeyim mi? Savcı bana peki, bağırdı. Bir şey söyleyeceğim. Bir dakika dur. Sen Ayşe bu çocuk karşılığında Kenan'a sultana para verdin mi? Hayır. Kesinlikle doğumunu ben yaptırdım. Ankara doğum evinde kaydı da benim o üzerime. O başka doğmuş da. Hayır efendim. Hayır, başka bir olayı da araştırıyoruz ya. Ya ben doğumunu yaptırdım. Neden bana sormuyorsunuz? Benim karımın gözü korksun diye. Çünkü her sene çocuk doğuruyordu. Ha. Ben de dedim ki yeter bak bunu vereceğim. Hı. Hastanede bunlar bağlantıya girmişler. Bunu kafaya almışlar. Kim? Siz kime ondan vereceksiniz sonra da, çocuğu? Ondan beni sonra hakkı aradı izin valla. İzin verirseniz hemen bağıracağım. Çok ya Ayşe'cim bir dakika çocuğu kime verecektiniz? Ayşe'ye vermeseydiniz. Ya ben o korksun diye. Yuvaya verecektiniz. Yuvaya verecektiniz. Ben vereceğim dedim. Çünkü dedim artık yeter. Tamam. Ondan sonra bunlar hastanede diyaloğa giriyorlar. Yuvaya vereceksin. Orhan Bey burası çok önemli. Evet. Bir kesme. Senin tamam. Lafın geldi mi sen de konuş. Tamam. Bunlar o sırada ben ilk yok dedim. Hı. Bunun Kadir diye bir kardeşi var. Hayır Hakkı. Kadir'i hayır. Benim Hakkı evime gelen söylüyor. Ya Kadir ya, diye bir kardeşin varmış. Hakkı sizdeydi Kenan. Benim evime gelen. Benim Kadir evime gelen Orhan Bey. Olduğu için onu diyor. Bunlar bu kardeş... Ben yok dediğim için bu annesini almış istasyon bölgesinde bir tane hocaya gidiyorlar. O zamanın parası 500 milyon para veriyorlar. Bakın size yemin ediyorum. Ya. 500 milyon para veriyorlar. Ondan bir hafta sonra bunun kardeşi bizim eve geldi. Ve bizim eve gelip gittikten sonra benim yatağımın altında ben çocuğu verdikten sonra muska buldu benim annem. Benim annem 77 yaşında. 5 çocuğuma halen bakıyor. 3'ünü evlendirdim. 2 tane halen orada. Aslında çok da rıza göstermedim ama sonra muskayla beni... Evet. Yağmur yağdıkça Orhan Bey ya saçma sapan şeyler Ya. Evet. Ben dilem hanım size yani şunu söylüyorsunuz. Ben çocuğu aslında vermek istemedim. Evet. Sadece çocuğu çok doğum yaptığı için çocuğu alıp yuvaya vermek istedim. Evet. Fakat bana onlara inanmayalım ama muska öyle inanıyor. Muska yaptığı için kendi kontrolüm, kendi inisiyatifim dışında elimi kolumu bağladılar ve ben çocuğumu vermek zorunda kaldım. Ankara'dan doğum evinden karımla beraber gönderdim. Sen bunu söylüyorsun. Çocuğu niye verdiler? Söyle bakayım. Kesmesin kimse birbirini. Benim kız kardeşim 14 yaşındayken kaçırdı. Hı. Tamam mı? Yok doğruları konuşalım. O kadar geriye gitme. Çocuğa geleceğim. Bırak atacağını iftiranın altyapısını yapma. Bırak şimdi. Hayır benim kız kardeşimi. Hı. Kız kardeşimin sabıkalarını araştırabilirsiniz. Hı. 14 yaşından beri bu şahıs satıyor. Ayşe, senin hakkında da şöyle iddialar var. Senin de hakkında da şu anda böyle iddialar var. Tamam. Ve senin de şu anda aslında kadınların vücudundan para karşılığı menfaat sağladığınla ilgili inanmaz ihbarlar geliyor. Evet. Olabilir. Hatta öyle yerlere kaç paranı aldın? Ayşe'cim, böyle yerleri işlettiğinle ilgili de haberler geliyor. İhbarlar geliyor. Ben çalışıyorum zaten. Ben işletmiyorum. Kendim çalışıyorum. Kendi kazancımı kendim yiyorum. Orhan Bey. Ne zaman sana ne dedim? Doğru konuş. Bir şey söyleyeceğim. Bir medeni iki insan gibi konuşamazsınız. Yani gidelim lütfen. Ben çoluk çocuğuma... Ben Orhan Bey bir şey söyleyeceğim. Hı. Avukat hanıma da soruyorum. Didem hanıma da soruyorum. Bize kardeşlerine çocuğunun göstermeme sebebi ne? Sorar mısınız? Önce ben bir öbür sorunun cevabını bir alabilsek tamam. Neden aldın? Beni tanıyanlar varsa bağlansın. Tamam. Allah için Allah'a hesap verecek olan kişiler... Göstermemenin sebebi ne biliyor musun? Bir dakika Ayşe'cim ne olur. Göstermemenin sebebi ne biliyor musun? Ne peki? Ben senin ortamını gördüğüm zaman... Kenan. Ya senin teyzen beni aradı teyzen. Bir dakika bir şey söyleyeceğim. Bir dakika Kenan benim ortamımda. Ayşe. Yıllardır içimdeyim. Hadi Kenan'ı boş ver. Ayşe'cim Kenan'ı boş ver. Çocuklarını büyüttüm. Ayşe. Kimin çocuklarını büyüttün ya? Hepsini. Bak burada benim misafirimsiniz, beni dinleyeceksiniz. Tamam, dinliyorum ama. Onu sadece o söylemiyor. Tamam mı? Tamam. Senin kardeşin, çocuğun annesi Sultan diyor ki, çocuğumu 15 yıldır göremiyorum. Neden göremiyor? Bağlansınlar be abla. Ya dedi işte, annesi dedi, niye göremiyor? Niye göremiyor? Ablacığım daha geçen sene ben orada kafe çalıştırıyordum. Heh. Bir su alabilirim. Bende çünkü şeker hastalığı var. Ben su ver, hemen su ver Can. Anlıyor musun? Tamam.
O benim üstümde ona ev tutmuştum. Abla gel dedi, altımda da dedi, burada dedi kafe var. Tamam. Orayı tut dedi. Çocuklara da ben bakayım. Tamam. Verin arkadaşlar, verin, verin. Neyi konuşuyorsunuz? Verin, su vereceksiniz alt tarafı ya. Bir su daha ben alabilir miyim ya? Ay ne olacak, içsin ya. Ay Duday. Sonra hayır mi? Tamam işte. Verin. Şeker hastalığı olduğum için onun. Ağzı burnu şey kurudu yani, yani her şeydi. Tamam biliyorum, gördüm ben. Heh. Ablayı da ev tut dedi. Çocuklara ben bakayım dedi. Eniştem de yedi, kafeyi çalıştırsın. Tamam. Tamam bacım dedim. Tuttum Fahrettin Bey'in kahvesi şeyini tuttum, kafesini çalıştırıyorduk. O anda bir şeyler oldu, benim kız kardeşimden aram açıldı. Verme verme, sadece Ayşe'ye verecektik. Bak ben yine kötülemiyorum. Gel gel tamam gel. Ben gel. Yine kimseyi kötülemiyorum. Ben üstüme atılan iftiralar, Allah sorsun. Eğer ki benim kimse birilerine birazcık bir yordunuz şeyim, iyiliğim olmuşsa... Veyahut da doğruları Allah katında cevap verecek olan Ayşe kişiler... Ayşe neyi göstermedin? Çocuğu neden 15 yıl boyunca verdim, gösterdim abla ya. Niye öyle diyor Sultan? Gösterdim ablacığım, bir arasınlar. Peki ya. Peki annesi gördü, babası niye peki, görmedi? Peki Sultan'a gösterdim, bana neden gösterdim? 12 sene oturduğum evi biliyordu, niye çok gelmedi yaşayın abla? Ha gelmedi diyor. Gelmedi çok abla. Gelmedi. Kapımı geldi, çaldı. Telefonlarında kaydında var. 3 ay önce ben onu aradım Orhan Bey. Sen dedim kardeşleri soruyor. Neden bize göstermiyorsun? Ben bana ne dedi biliyor musunuz? Bir sus. Bana ne dedi? Ya Ayşe, sen dedi sen dedi bir konuştur. Tamam. 3 ay önce ya daha teyzesiyle teyzesinin kızı aradı. Sen dedi önce kızlarını bana göndereceksin. Sen bunu sana kim, sen kendini sen ne zannediyorsun? Bir dakika ya, onu bana sen, vermiş misin sen? Sen ne zannediyorsun, sen ne? Gelip gördün mü kardeşim? Ben sana verirken elini Kur'an'a koymadın mı? Bir şey söyleyeceğim. Ne yaptım ben? Ha? Bir şey söyleyeceğim. Bu şehirden çıkmayacak dedin değil mi? Ayşe bir saniye. Bir dakika, bir dakika Kenan dur. Kenan, ne Ayşe yaptın? Dur. Hadi diyelim annesi babası gör. Bu çocuğun kardeşleri var. Tamam gelselerdi yeğenim. Ya, Akın gelselerdi. Geldi askerdeydi. Ama hiçbiri kardeşini görmemiş. Abla hayır. Akın. Düzce'de ablacığım. Sakarya teyzesin, teyzesin. Götürüyordum, beni tehdit ediyordu evine. Kim? Götürdüm 6 aylıktı. Ben mi? Bu çocuğu bana geri vereceksin ben diye. Mi? Beni tehdit ettin mi? Sen. Buna Nazlı teyzem de şahit. Sana bak, o şey gün oradaydı bak, Kenan. Bak, seni Allah o zaman karınla bak, beraberdin. Bir dakika bak. Seni bu çocuk 6 aylıkken bunlar bana yalvardı. Bunların babaları emekliydi. Geldiler, bunun babasını alırsan sen alırsın dediler. Babalarını aldım, bizim baba evine getirdim. Gece Orhan Bey çocuk ağladı. Bu kız kardeşine ne dedi biliyor musunuz? Gecenin üçünde. Ben alkol almışım. Alkollü bir şekilde buna duydum. Yani o kelimeyi kullanmak istemiyorum. Kullanmayın, kullanmayın. Kalksana kız dedi. Çocuk ağlıyor. Ben de kalktım. Yalan. Ben bu çocuğu sana mı verdim? Kız kardeşine yalan mi verdim dedim. Yalan. Çocuğu aldım. Sen yarın buradan onu annenle beraber tek başına gideceksin benim kardeşim dedim. Mi getirdi ben ya? Bunu kesinlikle ne tehdit ettim. Sonra bu gitti. Peki, benim komşularıma yalan. Ama yine ortada zavallı bir çocuk yani. Evet. Annesine evet derken benim... problemli var ama ya annesi ne olur benim kızımı bağlar mısın? Tamam bağlayacağız, bir araya gidelim.